Evet, çok memnun kaldım. Sıralama göre güzel üniversiteleri tercih yaptı. Yani ben daha farklı bekliyordum ama çok daha iyi oldu benim için. Şimdi gidip tercih sıralamadan elediklerimi eleyeceğim. Sonra tercihimi yapıp göndereceğim. Çok güzel, yardımcı oluyor bize. Daha önce bilmiyorduk. Yani kendi kafamıza göre yapıyorduk. Bazen yerleşemiyordu çocuklarımız ama bu daha güzel. En azından bilgi alıyorsun. Gidebilecekleri, gidemeyecekleri yerleri eleye eleye buluyorsunuz. Bence çok güzel. Herkesin yani bence başvurması, gelmesi gereken, özellikle çocukların iyi bir okul ve iyi bir gelecek isteyenlerin buraya mutlaka gelip onlarla danışmaları, birlikte karar vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Ben faydalı buldum. Öncelikle birinin bir rehberlik etmesi çok güzel. Öteki kardeşlerimden bundan faydalanmasını istiyorum. Arkadaşlarıma da haber vereceğim. Açıkçası belediyenin ücretsiz uyguladığı bir şey olduğu için yani yararlı buluyorum. Herkesi de buraya bekliyorum yani. Yani hangi bölümleri tercih etmemizde ya da bizim bilmediğimiz bölümleri bulmamızda bize yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Bir tercih dayanışma merkezi kurdu. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun bu? Yani gerek ilgi konusunda gerek tecrübe konusunda bayağı iyi durumdalar. Hani çabuk veyahut da aceleye getirmiyorlar. Yeterince ilgi gösterip yeterli şekilde değerlendirmeyi yapıyorlar. Gayet memnun olduğumuz bir durum. Yani şöyle normal şartlarda hani vay efendim puanın az, vay efendim puanını çok alırsın alamazsın gibi bir durum yok. Direkt hani şunları alabilirsin, şunlara gidebilirsin, şunların mesleki olarak geleceği var veyahut da hani bu bölüm şunu yapar, şu bölüm bunu yapar gibi yeterli bir şekilde bilgi verebiliyorlar. Ya bilgi konusunda gerçekten sağlam veriyorlar yani, bilgi konusunda yardımcı oluyorlar epey ama tabii eleme falan sana kalıyor, onlar senin şeyinde. Yani gayet iyi bence. Belediyenin bir hizmeti, yani duyarlı bir davranış. Danışma merkezi çok iyi, çok güzel. Hocalarımıza çok iyi şey veriyorlar, destek veriyorlar bize. Araştırmalarını yapıyorlar. Bu kadar yarım saat boyunca burada kaldım ama açıkta kaldım. Ne konuda yardımcı oldular? Üniversite tercih konularında yardımcı oldular. Tabii benim puanım düşük olduğu için açıkta kaldım. Direkt iş bakıyorum kendime. İyi günler. Teşekkür ederiz. Bizim için faydalı yani, güzel. Yani o yani ideal olabilen yani şeyler. Aslında desem yani herkes gelip tercihini rahat bir şekilde kullanabiliyor. Güzel, iyi ki olmuş çünkü bunun sıkıntısını çekiyorduk daha önceden. Daha önceden yönlendiren falan yoktu bize. Şu an iyi oldu yani, gelip burada istediğimiz şeyi alabiliyoruz, yardımı falan. Geleceğimizi şekillendirebiliyoruz. Tabii ki öğrencilere ulaşması, böyle bir katkı sağlanması onlar açısından iyi. Eskiye nazaran değerlendirdiğimizde önceden olmayan çalışmalar bunlar. Bir de kaliteli öğretmenlerle yapılması çok iyi. Keşke gerçekten hani nitelikli olabilecek olanlar, böyle liyakatına layık insanlarla beraber birçok yerde bunları yapabilsek ama malum Türkiye koşulları birçok şeye engel oluyor burada. İlgi nasıldı yoksa? İlgi olması gerektiği şekilde. Çocuklar zaten eskisine nazaran çok daha bilinçliler. Bu konuda çok yerde taramalar yapıyorlar. Bu sevindirici bir şey yani. En azından hangi mesleklere eğiliminin olduklarını farkındalar ve en doğruyu seçmeye çalışıyorlar. Bu gerçekten güzel bir şey. Süleyman Sürel, Trabzon Rehberlik Araştırma Merkezi, Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı. Bu bizim yani Trabzon Rehberlik Araştırma Merkezi Çamlık'ta. Bütün hem rehberlik hem danışmanlık yapan bir kurum. Bütün okulların bağlı olduğu bir merkez kurum. Bu çadırımızda işte yani her yıl zaten burada kuruyoruz. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte o bütün lojistik desteği sağlıyor. Çadırda bütün şehirde herkesin gelip tanıştığı meslekle ilgili, gelecekle ilgili, tercihlerle ilgili çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız onlara tercihlerine yardımcı olmak, bir yol göstermek, danışmanlık yapmak. Şu ana kadar oluşan ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi şöyle, şu ana kadar ilki çok yoğun. Zaten her yıl böyleydi. Ortalama burada her yıl 700-800 bazen 1000'lere yaklaşan sayılar oluyor. Şehrin çok ana merkezi olduğu için herkes buraya geliyor yani. İlgi çok yoğun. Yani hiçbir şekilde vakit bulamıyoruz. Yani kendimize bile vakit ayıramıyoruz. Onun için ilki çok yoğun. Biz burada tabii şehirdeki ortağımız olan Büyükşehir Belediye'mize de
Çok teşekkür ediyoruz. Zaten birlikte yürütüyoruz onu belediyemizle birlikte. İlgi yoğun yani. Zaten herkes, yani bütün öğrencilerimiz kendi okullarında öğretmenlerine de tanışıyor. Kendisi bir araştırma yapıyor zaten. Sonra en son olarak yine buraya geliyor. Yani tercihini yapmadan ya ilk bize geliyor ya en son, yani mutlaka tercih çadırına uğruyor. Öğrenciler genel olarak en çok hangi bölümlere rağbet ediyor? Ya şöyle söyleyeyim, genel olarak daha çok hani çocuklarda tabii gelecek kaygısı olduğu için geleceğin meslekleri neler var, işte mezun olduğumda iş bulabilecek miyim? Ya bunun daha çok aslında bir şeysi var, araştırması, merakı var. Aslında buraya gelen öğrencinin çoktan mesleğini seçmesi, kararını vermesi lazım. Oysa ki mesleki rehberlik zaten çok geniş bir konu. Biz onu anlatıyoruz. Geleceğin meslekleri şunlar olacak. Geleceğin 10 yılda geleceğin meslekleri bunlar. Şu iş sahalarında daha çok ihtiyaç olacak. En azından araştırmalar bunu gösteriyor. Ya bu gibi daha çok hani hem meslekleri anlatıyoruz. Oysa tercih yapmak daha çok uzun, daha çok zaman isteyen bir şey. Meslekler noktasında da daha çok yani ulusal mesleki bilgi sisteminden araştırmalarını, örnek meslekleri gösteriyoruz. Bu gibi danışmanlık yapıyoruz, ya yardımcı oluyoruz. Buradan öğrencilere ve ailelere bir sistemimiz olacak mı acaba? Ya şimdi öğrencilerimize söyleyeceğimiz en güzel, en önemli öneri şu olur. Bir defa bu gerçekten insanın hayatında verdiği en önemli kararlardan biri. Geleceği, yani mesleğiyle ilgili. Ama maalesef bizim çocuklarımız hala o şeyde farkındalıkta değil. Farkındalık düzeyinde değiller diyelim. Aileler bu konuda çok daha bilinçli olması lazım. Ailelerin çocukların seçimlerine çok müdahil olduklarını görüyoruz. Bunu bir türlü kıramadık. Çok müdahil oluyorlar, çok yani etkiliyorlar. Örneğin çocuk iyi bir puan aldı, iyi bir sıralaması var. İl dışında farklı bir yerde okumak istiyor ama aile diyor ki illa burada Trabzon'da okuyacaksın. Yani çocukları bir sınırlandırma, bir daraltma durumu var. Oysa çocuk o puanla belki İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, büyük bir şehirde çok daha iyi bir üniversitede, çok daha iyi bir bölüm okuyacak. Ama aile diyor ki sadece sen burada okuyabilirsin, en fazla Rize'ye gidebilirsin, başka da bir yere gidemez. Yani aileler çocukların gelecekleriyle ilgili olumsuz bazı tutumları var. Çok müdahaleci, korumacı, aşırı korumacı tutumları. Onlardan vazgeçmeleri gerekiyor ki çocuklar en azından kendilerine en uygun, biz zaten onu yapıyoruz, en uygun kararı verebilsinler.